Sayın Bahriye Üçok'a gelmek istiyorum. Efendim, siz İslam tarihçisi olarak ün yaptınız. İlahiyat Fakültesi'nde yıllarca öğretim üyeliği görevinde de bulundunuz ve türbana karşı olduğunuz biliniyor. Neden efendim? Örtünme ayeti gelmeden önce kadınlar, Arap kadınları gayet serbest yaşarlardı. Hazreti Peygamber bu açık kadınların cariyelerden ayrılmaları için, çünkü onlar rahatsız ediliyorlardı, bunların örtünmeleri üzerine kendisine gelen vahyi müminlere, Müslümanlara bildirdi. Bu Nur suresinin 31. ayeti orada der ki, bunu okuyayım, mümin kadınlara da söyle, kendilerine nikah düşmeyen babaları, kayınbabaları, kardeşleri, kız kardeşinin oğulları, erkek kardeşinin oğulları, hatta cariyeler, köleler, kendisinde erkeklik kalmamış olan köleler, bunların yanında kendiliğinden görünen ziynetlerinin dışında kalan yerlerini örtsünler der. Yani bu bir ev içi kıyafetidir. Pek çok başörten üniversiteli genç kız bu ayetin tarif ettiği biçimde örtünülecek zannediyorlar. Halbuki Ahzab suresinin 59. ve 60. ayetlerine bakıldığı zaman orada peygamber eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, sokağa çıkarlarken cilbaplarını üzerlerine alsınlar diyor. Bu onların tanınmalarını ve kendilerinin rahatsız edilmelerini engeller. Efendim. Şimdi iki şey var efendim. Birisi kadınların iffetlerini koruması. Yani Tanrı'nın istediği bu. Diğer ayette, Ahzab suresinin 59. ayetinde de bu onların tanınmalarını sağlar diyor. Madem ki kadınlar iffetlerini koruyabiliyorlar, bugün için cariyelik diye bir müessesede kalmadığına göre, o zaman Tanrı'nın buyruğu yerini bulmuş oluyor. Aksi halde Kur'an'ın lafzına eğer kıymet veriliyor da lafzi anlamını takip etmek istiyorlarsa, o zaman erkeklerin yanına oturmamak, erkeklerle bir arada bulunmamak, seslerini erkeklere duyurmamak ve yüzlerini kesinlikle öpmeleri lazım. Ve cilbap giymeleri lazım. Yani çarşaf, peçet, son derece bol bir elbise giymeleri lazım. Yalnız başına bir yerden başka bir şehre de gitmeleri yasak. Mesele dini açıdan olsaydı, ben gerçekten bir inanç konusu olduğu için saygı duyardım başörtüsüne. Ama bir inanç konusu değil, bir siyaset konusu olarak ortaya döküldü ve Atatürk ilkelerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak ortaya çıktı. Bu meselenin altında yatan gerçek, doğrudan doğruya Türkiye'deki laiklik ilkesine, rejimine karşı olduğu inancını kesinlikle taşıyorum.